Bağımsız, özgür ve güçlü Türkiye'nin yolu milli teknoloji hamlesinden geçiyor. Çünkü herkes biliyor ki geleceğin dünyasını robotlar, yapay zeka teknolojisi şekillendirecek. Bilgiye hükmeden dünya üzerinde söz sahibi olabilecek. Bu yüzden Teknofest bir festivalden çok daha fazlası. Gerçekten özgüveni yüksek, bu ülkeyi ileriye taşıyacak gençler, mühendisler, teknisyenler böyle projelerden, böyle ortamlardan yetişiyor. Yeter ki onlara imkan sunalım. Biz gerçekten gençlerimize yetişmekte zorluk çekiyoruz. Bu sene sadece biz çalışan sayısı kadar burada stajyer mühendisimizi kabul ettik. Gönül ister ki çok daha fazlasını kabul edelim. O gençlerle bu projeler ortaya çıkıyor. Yani içinde bulunduğumuz çağda böylesine ileri teknolojiler, özellikle insansız hava araçları havacılıkta paradigma dönüşümünün bir kırılımı ifade ediyor ve bu alanda ortaya koyduğunuz her şey bir anda sizi en ileri noktaya taşıyor ve bunların tamamı da gençlerle olan işler ve bizim de ülkemizde son 15 yılda özellikle Ar-Ge merkezleri olsun, tasarım merkezleri olsun, teknoparklar olsun, bunlar tamamen bu ekosistemi besleyen ve destekleyen oluşumlar. Bayraktar ailesi Türkiye'de özellikle milli savunma hamlelerinin bayraktarı oldu. Milli İHA ve SİHA teknolojisiyle Türkiye'nin bağımsızlığı perçinlendi, terörle mücadelede büyük başarı sağlandı ve tüm bu süreç bir genç mühendisin hayalleriyle başladı. O genç mühendisin adı Selçuk Bayraktar'dı. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse, insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Selçuk Bayraktar bu konuşmayı 5 Ekim 2005'te yaptı. O günün şartlarını da yine kendisi özetliyordu. Biz şu şey sensörünü, şu anteni Türkiye'de bulamıyoruz. Şu anten bir metal parçası, 900 MHz, bir tane bile yok Türkiye'de. Şunu ben yurt dışından almak zorunda değilim ama buna bir ihtiyaç olsa burada da üretilir. Çok basit bir anten bu. Selçuk Bayraktar geleceği parlak bir mühendisti. İsteseydi kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam edebilirdi. Ama o Türkiye'yi seçti. Üstelik bu yolda çok mücadele verdi, birçok engeli aştı. Ve şimdi istiyor ki geleceği parlak gençler o mücadeleyi vermek zorunda kalmasın, o engellerle karşılaşmasın. Teknofest de işte tam da bu anlayışın bir karşılığı. Çünkü Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi hayat meselesi ve bu hamleyi yapmak da ancak eğitimli beyinlerle mümkün. Bayraktar ailesinin T3 Vakfı ile birlikte Teknofest'i bu kadar önemsemesinin, mücadelesini vermesinin en önemli sebebi de bu. Amaç milli teknoloji hamlesine giden yolda gençleri bu ülkeye kazandırmak. Teknofest bu yüzden kızım astronot olsun, çocuğum robot yapsın sloganlarıyla yürüyor ve istiyor ki bu ülkenin çocukları başka ülkelere göç etmek zorunda kalmasın. Beyin göçünün önüne geçilsin ve o çocukları Türkiye kazanabilsin. Amaç bu. İnsansız hava araçlarımızı yapıyoruz. Hatta silahlı insansız hava araçlarımızı da yapıyoruz. Dışarıdakilerden istiyoruz. Diyoruz ki bize silahlı insansız hava aracı verin. Diyorlar ki veremeyiz. Silahsız verin. Diyorlar ki kongreden izin çıkmadı. Sağ olsunlar. Sonunda bizi bunları yapar hale getirdiler. Bütün mesele inanç, azim, gayret ve bu neye muktedir ediyor insanı biliyor musun? Tekeden bile süt çıkartır, süt. Çünkü Türkiye'nin çocukları ABD'ye gidip Nobel ödüllü Aziz Sancar olabiliyor, Milgem ile, Atak ile, T-625 özgün helikopteri ile, F-35 savaş uçaklarına yaptığı katkıyla parmak ısırtan başarılara imza atabiliyor. Türkiye'nin bir başka büyük gururu olan yeni havalimanında 20-23 Eylül'de yapılacak festivalde bu ülkenin çocukları 132 ülkeden sporcularla mücadele edebilecek. Siber güvenlik alanındaki yeteneklerini ortaya koyacak. Yeni taktik ve teknikler öğrenebilecek. Hack İstanbul'da 2000'e yakın beyaz hacker arasında bu ülkenin çocukları da gücünü gösterecek. Ki onlar aslında bu gücü gökyüzüne birçok kez yazdı. Örneğin en son Afrin operasyonunda
PKK-PYD'li teröristlere araziyi dar eden İHA ve SİHA'lara hedeflerini bulamasın diye defalarca elektronik harp saldırısı yapıldı. Afrin'de elektronik harbin her türlüsü denendi. Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları görev yapamasın diye pek çok saldırı gerçekleştirildi. Ama Türkiye'nin evlatları o saldırıları püskürtmeyi bildi. Çünkü İHA ve SİHA'ların tüm yazılımları milli ve yerliydi. Peki şimdi size bir soru. Suriye'de Türkiye'nin insansız hava araçlarına elektronik harp yöntemiyle kim saldırmış olabilir? Seçenekleri vereyim. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, kararı siz verin. Bu Teknofest'in milli teknoloji hamlesinin ne kadar önemli olduğunu anlatan örneklerden biri. Bir de bize predatörleri vermeyen ABD'yi, çalışmayan Heron'ları kiralayan İsrail'i düşünün. Bir Heron fiyatına 4 SİHA yapıldığını, terörle mücadelede kaybettiğimiz yılları, parayı ve tabii şehitlerimizi düşünün. Bu yüzden Teknofest de milli teknoloji hamlesine yönelik tüm çabalarda aynı zamanda kutsal bir mücadelenin parçası. Türkiye Teknoloji Takımı'nın yeni havalimanında gerçekleştireceği Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde 750 takımda 2000 mühendis olacak. Örneğin 25 ülkeden 64 sporcu hızı saatte 250 kilometreyi bulan dronlarla yarışacak. Türkiye'nin yetenekleri rakiplerine meydan okuyacak. Dünyadan ve Türkiye'den bir projesi fikri ya da yeteneği olan gençler girişimcilerle buluşacak. Festivale katılan 200 bin ziyaretçi teknolojiyle tanışacak, haşır neşir olacak. Yeni bilgiler, deneyimler edinecek. T3 Vakfı etkinliğe katılacak gençlere şimdiye kadar 2 milyon lira destek verdi. Üstelik dereceye giren gençlere de yine 2 milyon liraya yakın destek verilecek. Türkiye'nin yeni teknoloji bayraktarları bu festivalde boy gösterecek. Teknofest'te Solo Türk ve Türk Yıldızları yabancı gösteri takımlarıyla gökyüzüne imza atacak. Çocuklar için teknoloji atölyeleri kurulacak. Özellikle çocukların teknolojiyle tanışması için pek çok çalışma yapılacak. Hepimiz şimdi heyecanla 2005 yılında o sunumu yapan genç mühendisi Selçuk Bayraktar'ı konuşuyoruz. Ama kim bilir belki de bir başka genç mühendis Teknofest'te projesini sunacak, heyecanla anlatacak ve ayakları yerden kesen o festivalle birlikte Türkiye'nin geleceğine katkı sunacak. Ve kim bilir belki biz o projeleri göreceğiz ve o çocukla gurur duyacağız. Türkiye'yi sevmekle başlayacak her şey. Hayal et, araştır, geliştir, üret şiarıyla milli teknoloji hamlesine imza atan bu ülkenin evlatları Son Kale Anadolu'yu, mazlum coğrafyaları omuzlayacak.